Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yine hücreye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hücrenin hücre zarı ve hücre zarından madde geçişleri kısmı kaldı. Artık bunu da anlatıp hücre ile ilgili tüm konularımızı bitirmiş olacağız. Bir sonraki videolarda da hücreler arası haberleşmeyi anlatacağım. Sonra da arkadaşlar hücre bölünmesine, yani mayoz ve mitoz bölünmeye geçiş yapacağız. Şimdi hücre zarından ilk önce yapısından bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerine geçelim. Şimdi hücre zarı arkadaşlar hücrenin en dış kısmını saran canlı ve esnek bir yapıya sahiptir. Hücreye şekil verir ve hücreyi korur arkadaşlar. Dışarıdaki ortamdan koruyor. Ayrıca seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Bu da zaten onun en önemli görevidir. Seçici geçirgen özellik en önemli görevidir arkadaşlar. Bu seçici geçirgen özellik sayesinde hücre zarı hücrenin korunmasını sağlıyor. Daha sonra dış ortamdan ayırıyor arkadaşlar. Ayrıca dışarıdan gelen işte zararlı bileşiklere karşı veya işte mikroorganizmalara karşı hücreyi korumuş oluyor hücre zarı. Peki hücre zarının yapısında neler vardır? Nasıl bir yapıya sahiptir? Arkadaşlar hücre zarının yapısında glikoprotein ve glikolipid dediğimiz iki yapı vardır. Bu ikisine birden biz glikokaliks diyoruz veya glikoliks diyoruz arkadaşlar. Glikokaliks veya glikoliks diyoruz. Şimdi ilk önce söylediklerimi yazayım. Daha sonra bu glikokaliks tabakasından bahsedelim. Hücre zarı diye başlık yazdık. 1 demiştik ki çekirdek. 2 sitoplazma ve organeller demiştik. 3 hücre zarı diyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Hücrenin dış kısmını saran, seçici geçirgen özelliğe sahip canlı ve esnek yapıdadır. Bütün özelliklerini tek bir cümlede birleştirdim. Arkadaşlar hücreyi dış ortamdan korur dedik. Peki yapısında neler vardır? Yapısında dediğim gibi hücre zarının yaklaşık %60'ı protein yapıda, %35'i yağ, %5'i de karbonhidrattır arkadaşlar. Yani yapısında en çok protein, daha sonra yağ, sonra da karbonhidrat bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman dediğim gibi hücre zarının yapısında bulunan glikoprotein ve glikolipid dediğimiz iki tane yapı vardır. Bu yapıların ikisine birden biz glikokaliks diyoruz. Şimdi glikokaliksin görevlerini de söyleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Hücre zarının yapısında %60 protein, tabi bunlar yaklaşık değerlerdir. %35 yağ, %5 karbonhidrat bulunur. Arkadaşlar temel yapısını zaten anlatacağım. Hani bu çift tabakalı fosfolipid tabakasını zaten anlatacağım. Bu sadece giriş bir kısmı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi proteinlerle karbonhidratlar birleşirse glikoprotein, yağlarla karbonhidratlar birleşirse arkadaşlar glikolipid tabakasını oluşturuyor. O zaman yazalım. Yapısında glikolipid ve glikoprotein vardır. Bu yapılara glikokaliks denir. Peki nedir glikokaliksin görevleri arkadaşlar? Hemen yazıyorum şöyle görevleri diye. Glikokaliksin görevleri bakın. Birincisi hücrenin özgürlüğünü kazandırıyor. Özgürlük dediğimiz kendine özgü özellikler. Yani kimlik gibi düşünebilirsiniz. Hücrenin kimliğini kazandırır diyebiliriz. O zaman yazalım. Hücrenin özgürlüğünü kazandırır. İkisi birlikte yapıyor tabii. Glikokaliks tabakası yapıyor. İkincisi arkadaşlar hormonların tanınmasını sağlar. Bakın hücrelerce tanınmasını sağlıyor. Buradaki glikolipid ve glikoproteinler reseptör görevi görüyorlar ve hormonların hücreleri tanımasını sağlıyorlar. Onu da yazalım. Hormonların hücreleri tanımasını sağlar.
Gelelim bir diğer özelliğine. Bir diğer özellik de arkadaşlar yine hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Bakın. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Mesela ileride hani mitoz bölünmeyi anlatırken kanserden de bahsedeceğiz. İşte tümörden, kanserden. Arkadaşlar kanser hücreleri bizim vücut hücrelerimize yabancı hücreler olarak geliyor. İşte bağışıklık sistemi hücrelerimizden bazıları bu kanser hücreleriyle birebir savaşıyorlar. Ama tabii ki kanser hücreleri çok fazla olduğu için savaşı genellikle kaybediyorlar ve kanser belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu hücrenin etrafında eğer glikokalik dediğimiz tabaka yoksa veya işte tanınmasını sağlamıyorsa o zaman yabancı olarak görürler. Gelelim dördüncü özelliğimize. Bu da arkadaşlar hücre zarına seçici geçirgenlik kazandırıyor. Bakın hücre zarına seçici geçirgenlik özelliği kazandırır. Evet, bu da dördüncü özelliğimiz. Şimdi hücre zarının yapısındaki bu glikokaliksin görevlerinden bahsettik. Arkadaşlar bir de hücre zarında proteinler bulunur. Nedir bu proteinler? Mesela enzim ve madde alışverişinde görev yapan proteinler vardır. Taşıcı proteinler, yapısal proteinler ve reseptör proteinler vardır. Bunların her birinin ayrı ayrı görevleri var. Zaten isimlerinden de anlaşılacağı gibi. Bunların başlıklarını şöyle bir yazayım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Hücre zarındaki proteinler diyelim. Hücre zarındaki proteinler. Şöyle yazıyorum. Birincisi dedik enzim proteinler arkadaşlar. Bu enzim proteinler madde alışverişini sağlıyor. Yani sindirme gibi, yapım gibi görevi yok. Madde alışverişinde görevli. Daha sonra ikincisi, bu enzimlerden zaten bahsedeceğiz hücre zarından madde geçişlerinde. İkincisi taşıyıcı proteinler. Bu da yine adı üstünde taşıma görevi yapıyor. Taşıyıcı proteinler. Üçüncüsü yapısal proteinler. Yapıya katılanlar. Yapısal proteinler ve son olarak da reseptör proteinler. Reseptör proteinler bulunur. İşte hücre zarının yapısında bulunan proteinler bunlardır. Peki gelelim şimdi hücre zarının yapısına. Arkadaşlar hücre zarı akıcı mozaik zar modeline göre, bakın şu an kabul edilmiş model budur. Bir sürü model vardır ama ben onlarla detaya boğmak istemiyorum. Zaten bizim karşımıza çıkacak olan da akıcı mozaik zar modelidir. Akıcı mozaik zar modeline göre çift sıralı, yani iki sıralı yağ tabakasından oluşan ve bu yağ tabakasının içerisine gömülü proteinlerden oluşan bir yapıdır arkadaşlar. Akıcı mozaik zar modeli. O zaman şöyle diyelim. Akıcı mozaik zar modeline göre. Şimdi bakın. Çift sıralı fosfolipid tabakası. Fosfolipid tabakası ve bu tabaka içinde ya da bu tabakada bulunan proteinlerden oluşur. Tabii protein haricinde başka maddeler de bulunuyor ama arkadaşlar temel olarak proteinler bu şekilde. Şimdi bir zarın içerisine gömülmüş olan proteinler vardır. Bir de yüzeyine tutunmuş olan proteinler vardır. Zarın içerisine gömülmüş olan proteinlere biz integral protein diyoruz. İn içeri demektir. İntegral protein. Zarın dışına doğru çıkmış olan proteinlere de arkadaşlar periferal protein diyoruz. Bu proteinlerin işte integral olanlarının, yani içerisine gömülmüş olanların çoğu zaten glikoproteinlerdir. Yani glikozla proteinin birleşmesi şeklinde oluşmuştur. Şimdi peki fosfolipid tabakasına baktığımızda arkadaşlar, bu fosfolipid tabakası çift sıralı dedik. Nasıl dizilmiştir? İlk önce bu proteinleri yazayım isterseniz. İntegral ve periferal protein. Daha sonra hücre zarının böyle kısaca bir modelini çizmeye çalışalım. Şöyle diyelim. Zarın içine gömülmüş proteinlere
İntegral. Yazamadım tabii ben bunu. İntegral protein. Şeydeki matematikteki integral geldi aklıma. Dışına taşmış. Dışına taşmış veya dışına doğru olan proteinlere periferal. Periferal protein denir. İntegral ve periferal proteinler bunlardır arkadaşlar. Dediğim gibi integral proteinler genellikle glikoprotein olarak görev yaparlar. Şimdi zarın yapısına şöyle bir bakalım. Çift sıralı fosfolipid tabakası dedik. Arkadaşlar şimdi yağ asitlerini ve fosfolipidleri hani düşündüğümüz zaman gliserol ve iki tane yağ asitinden oluşuyordu. Gliserol kısmı şu çizdiğim yuvarlak kısımlar. Bakın şu çizdiğim yuvarlak kısım, araları boşluk bırakıyorum çünkü protein yerleştireceğiz oraya. Bu şekilde yapılar. Şimdi bunların bir de kuyruk kısımları var değil mi? İşte bu kuyruk kısımlarda nedir? Yağ asidi olan kısımlardır. Neden peki bunlar bu şekilde dizilecekler? Hemen birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar bu birinci sıramız. İkinci sırada ise bakın yine şöyle karşılıklı hani halay çeken insanlar gibi düşünün. Şu şekilde. Omuz halayı çekiyorlarmış. Bakın şöyle ben biraz da aralarını boşluklu çizdim ama birbirlerine temas halinde tabii ki bu kuyruk bölgeleri ve birbirlerine bakıyorlar. Arkadaşlar bu şekilde bakın kuyruk kısımlarının yani yağ asitlerinin bulunduğu kısmın birbirlerine bakma sebebi şudur. Yağ asitlerinin bulunduğu kısım suyu sevmeyen yani hidrofobik kısımdır. Hidrofobik kısım suyu sevmediği için suyla temas etmemesi gerekiyor. Suyu sevmeme nedeni de şu. Şimdi yağ asitleri buraya birleşirken, gliserole birleşirken arkadaşlar iki molekül yağ su açığa çıkıyor. Eğer ki bu suyla temas ederse bakın şuradaki çözünme olayı gerçekleşir ve fosfolipidin yapısı bozulur. Bu yüzden yapısının bozulmaması için de buranın suya temas etmemesi gerekiyor. Bu yüzden de biz şu kısma bakın. Şu kısma hidrofobik kısmı diyoruz. Yani suyu sevmeyen kısım. Şu üst tarafta ve alt tarafta kalan kısmı da nedir? Hidrofilik kısımdır. Şöyle yazayım. Hidrofilik. Şimdi bunlar tamam. Fosfolipid tabakasını yazdık. Şimdi ne dedik? Bir de proteinler vardır dedik. Arkadaşlar proteinler de şöyle düşünün bakın. Ben hücre zarından madde geçişlerinde de yine söyleyeceğim ama. Bakın bir kanal proteinler vardır şu şekilde. Şöyle düşünün bakın protein tabii ki bu bütün bir protein ama kanalını göstermek amacıyla bu şekilde çiziyorum. Şu nedir? Bir kanal proteindir. Kanal protein. Burada bir kanal oluşturuyor ve madde geçişlerini sağlıyor arkadaşlar. Bir de biraz daha kompleks yapıda olan şöyle bitişik bunu da yapalım. Şöyle biraz daha kompleks yapıda olan taşıyıcı protein vardır. Taşıyıcı protein. Bunlar da dediğim gibi hücre zarı yapısında bulunan içerisine gömülmüş olan nedir? İntegral proteinlerdir. Bir de yüzeysel olan proteinler vardır arkadaşlar. Bakın yüzeysel olan proteinlerde şu şekilde işte zarın yüzeyine tutunmuş olan proteinlerdir. Evet böyle. İşte glikolipitler, glikoproteinler arkadaşlar bu şekilde zara tutunan protein ve glikolipid ve glikoprotein yapılarıdır. Bunları zaten burada gösterirsem çok karışacak. O yüzden göstermeyeyim. Şuna da ne diyeyim? Periferal. Periferal protein. Bu da bu şekilde bir yapıya sahiptir. Evet, hücre zarının yapısı bu şekilde. Arkadaşlar, buradaki taşıyıcı protein açılıp kapanma özelliğine sahip bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim. Zarın akışkanlığı neye bağlı? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle sayfayı değiştireyim. Şöyle de bir başlık yazayım. Hatta başlık gibi değil de. Şöyle madde olarak yazalım. Arkadaşlar zarın akışkanlığını kolesterol dediğimiz bir madde düzenliyor. Ve kolesterol maddesi sadece hayvan hücrelerinde bulunuyor. Bitki hücrelerinde yok. Peki nasıl düzenliyor? Arkadaşlar bu kolesterol maddesi yüksek sıcaklıkta sıvılaşmayı önlüyor. Şimdi yüksek sıcaklık yağı eritir ya öyle düşünün. Yüksek sıcaklıkta bu kolesterol maddesi sıvılaşmayı önlüyor.
Düşük sıcaklıkta da katılaşmayı önlüyor. Şimdi normal bir yağ düşündüğünüz zaman sıcak olduğunda ne olur? Hani tereyağını düşünün mesela. Çok sıcak olduğu zaman erir, soğuk olduğu zaman katılaşır. İşte kolesterol maddesi hücre zarındaki bu tabakaların, yağ tabakalarının yüksek sıcaklıkta erimesini engelliyor. Düşük sıcaklıkta da donmasını engelliyor arkadaşlar. Böylece zarın paketlenmesini önlemiş oluyor. Yani zarın işte bir nasıl diyeyim, donmasını, erimesini engellenmiş oluyor arkadaşlar. Eğer ki kolesterol miktarı artarsa zarın akışkanlığı azalır. Çünkü kolesterol arkadaşlar sertlik veriyor. Bu yüzden de hani damar sertliği falan, kolesterolü olanlarda damar sertliği görülebiliyor. O zaman ilk önce şunları yazalım. Daha sonra devam edelim. Şöyle diyelim. Zar akışkanlığını kolesterol düzenler. Net mi bu arada? Evet. Şöyle netliğimizi ayarlayalım. Zar akışkanlığını kolesterol düzenler dedik. Daha sonra şöyle de yazalım. Yüksek sıcaklıkta erimeyi önler. Düşük sıcaklıkta donmayı önler. Böylece zarın paketlenmesini engellemiş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi kolesterolün artması zarın akışkanlığını azaltır. Onu da yazalım. Kolesterolün artması zar akışkanlığını azaltır. Çünkü ne yapıyor arkadaşlar? Kolesterol sertlik veriyor. Sertlik verir. Bunu da yazalım da yine notlarımızda bulmuş olsun. Gelelim bir diğer özelliğe. Arkadaşlar, eğer ki doymamış yağ asidi fazlaysa, bakın hücre zarının yapısında, hani bu fosfolipitler dedik ya, bunlara doymuş yağ asidi de bağlanabilir, doymamış yağ asidi de. Eğer ki doymamış yağ asidi fazlaysa, yani çift bağ sayısı fazlaysa, akışkanlık artıyor. Doymuş yağ asidi veya tek bağlı yağ asidi sayısı artınca da akışkanlık azalıyor arkadaşlar. Bu da yine hücre zarının akışkanlığı ile ilgili bir durum. Daha sonra kısa zincirli olan, işte yağ asidine sahip zarların akışkanlığı daha fazladır arkadaşlar. Kısa zincirli bir yağ asidine sahipse onun akışkanlığı diğerlerine göre daha fazladır. Bence bunları yazmaya gerek yok. Zaten doymamış yağ asitleri daha sıvıydı. Doymuş yağ asitleri daha katıydı arkadaşlar. Bu yüzden bunu yazmaya gerek görmüyorum. Peki, proteinlerden bahsettik arkadaşlar. Hani integral protein dedik, periferal protein dedik. Bu proteinlerin görevlerinden bir de bahsetmek istiyorum size. Zarın akışkanlığından, kolesterolden bahsettik. Şimdi bu proteinlerin görevlerine bakalım. Şöyle, proteinlerin görevi diyelim. Proteinlerin görevi. Arkadaşlar, proteinlerin görevlerine baktığımızda nedir bu görevler? Birincisi, hücre zarından madde geçişini sağlar. Hani az önce çizdim ya, zaten madde geçişlerini sağlıyor dedik. Kanal proteinler, taşıcı proteinler var dedik. O zaman yazalım. Hücre zarından madde geçişini sağlar. Madde geçişini sağlar. İkinci görevimiz enzim olarak görev yapar arkadaşlar, madde taşınması sırasında. Hani az önce de zaten zar proteinlerini yazdık. Enzim görevini de söyledik. Madde taşınmasında enzim görevi yapar. Enzim görevi yapar. Üçüncüsüne geldiğimizde işte hormonların, enzimlerin arkadaşlar sinyallerini tanır ve bunları iletir. Yani bir nevi hormonların tanınmasını sağlar. Onu da yazalım. Hormonların tanınmasını sağlar. Yine dördüncüsüne geliyorum, bir diğer görevine. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Zaten bahsetmiştik. Tekrardan yazalım. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Bir diğer özelliğine geldiğimizde, hücreler arasında bağlantı noktası oluşturur. Hani hücreler arası bağlantıları anlatmıştım size, hatırlayın. Desmozomlar, işte
sıkı bağlantılar falan vardı. Bunlar neydi arkadaşlar? Hücrelerin bağlantı noktalarıydı. İşte bu bağlantı noktalarını proteinler sağlıyor. O zaman yazalım. Hücreler arası bağlantı noktası. Bağlantı noktası oluşturmak. 6'ya geliyorum son görev için. Arkadaşlar hücre içinde bulunan iskeletler için tutunma yeri hazırlamak. Yani tutunma zeminini hazırlar. O zaman hücre içi iskeletlere tutunma yeri hazırlar. Bir nevi gelip bu proteinlere tutunuyor ve hücre iskeleti arkadaşlar o şekilde görev yapıyor. Şimdi bakın proteinlerden bahsettik. Bir de karbonhidratlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Yani glikolipit, glikoprotein dedik ya. Şimdi glikoz molekülü bakın şöyle direkt tablo şeklinde vereyim. Glikoz molekülü eğer ki fosfolipite bağlıysa yani glikoz artı fosfolipite bağlıysa biz buna ne diyoruz? Glikolipit diyoruz. Glikolipit. Eğer ki glikoz molekülü arkadaşlar proteine bağlıysa biz buna da ne diyoruz? Glikoprotein. Glikoprotein. Hatta isterseniz önceki çizdiğimiz şekilde gösterelim. Şöyle getireyim şekli ben. Burada gösterelim arkadaşlar. Eğer ki glikoz molekülü şöyle glikozu yeşille yapalım. Mesela şu glikoz molekülü olsun. Proteine bağladım ben. Bu nedir? Gliko protein. Bir de arkadaşlar bunu lipite bağlayalım. Yani fosfolipite direkt fosfolipit tabakasına bağlıysa şu yapıda ne diyoruz? Gliko lipid tabakası diyoruz. İşte bu şekilde özelliğe sahiplerdir. Evet. Burayı anlattıktan sonra arkadaşlar hücre zarının işte yüzeyinin farklılaşması sonucunda oluşan bazı yapılar var. Şimdi ben size bu yapıları anlattım. Hani kamçıdır, sildir bunları anlattım. Sadece isim olarak vereceğim. İşte yan yüzeylerinin farklılaşması sonucunda oluşan yapılar isim olarak vereceğim. Çünkü karşınıza bu şekilde çıkabilir. Hangisi hücre zarının apikal yani üst yüzeyinin veya uç yüzeyinin farklılaşması sonucunda oluşan yapı değildir veya yapıdır gibi sorular gelirse en azından bunları çözmüş olalım. Şöyle diyelim. Hücre zarının apikal demek uç demektir. Apikal yüzey farklılaşmasıyla oluşan yapılar. Nedir bunlar? Hemen söylüyoruz. Mikrovillus 1. Mikrovillus. Mikrovilluslar bizim ince bağırsağımızda bulunup işte emilim yüzeyini artıran yapılardı arkadaşlar. Temelini mikrofilamentler oluşturuyor değil mi? Hücre iskeletinde anlattık. İkincisi yalancı ayak. Yalancı ayak. Yine hücre iskeletinde bahsettik. Üçüncüsü arkadaşlar pinostik cep. Pinostik cep. Bunu hücre zarına madde geçişlerinde pinostoz sırasında anlatacağım. Daha sonra dört diyoruz sil. Anlattık yine arkadaşlar. Beşincisi mikrovillus. Mikrovilluslardan bahsettik. Kamçı. Kamçı. Bu da nedir yine? Hücre zarının apikal yüzey farklılaşması yani uç yüzey farklılaşması sonucu oluşan yapılar. Bir de yan yüzeylerinin farklılaşması sonucunda oluşanı yazalım. Hücre zarının yan yüzey farklılaşmasıyla ya da oluşan yapılar. Bunları da yine bahsettim arkadaşlar. Hücreler arası bağlantılarda. Neydi bunlar? Sıkı bağlantı. Yine 1-2 diye gidelim. Sıkı bağlantılar. İkincisi arkadaşlar desmozomlar. Üçüncüsü ara bağlantılar. Ara bağlantılar. Dördüncüsü de plazmodesmata. Değil mi? Bahsettik bundan da. Plazmodesmata. Şu ara bağlantı, sıkı bağlantı, desmozom bunlar hayvan hücrelerinde bulunanlar. Hayvan hücresi. Anlattım bu size arkadaşlar bunları. Plazmodesmata da bitki hücresinde bulunanlar. Bitki hücresi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar
Hücre zarının özelliklerinden, farklılaşmasıyla oluşan yapılardan bahsetmiş olduk, yapısından bahsettik. Şimdi bundan sonraki derslerimizde hücre zarından madde geçişlerini anlatacağım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.